Bir zamanlar Dorothy adında küçük bir kız yaşarmış. Dorothy, Em teyzesi ve Henry eniştesiyle birlikte kırdaki kulübelerinde yaşıyormuş. O gün Dorothy'nin canı köpeğiyle bile oynamak istemiyormuş. Kötü bir şeyler olacağını hissetmiş sanki. Bir hortum buraya doğru geliyor. Hemen sığınağa inmeliyiz. Em teyze, hemen buraya gel Dorothy diye bağırmış merdivenlerden inerken. Toto, buraya gel. Sığınağa inmemiz gerekiyor. Dorothy de köpeğini almak için yatağın altına girmek zorunda kalmış. Tam o sırada kulübe şiddetle sallanmaya başlamış. Ve kulübe kendi etrafında hızlanarak dönmeye başlamış. Küçük kız bir yandan tutunabileceği sağlam bir yer arıyor, bir yandan da köpeğini yakalamaya çalışıyormuş. Dorothy açık olan kapıdan dışarıya uçmak üzereyken köpeğini yakalamayı başarmış. Gökyüzü ve bulutlardan başka bir şey göremiyormuş. İşte o zaman çok fazla yükseldiklerini anlamış. Ev o kadar hızlı dönüyormuş ki başı dönen ve uykusu gelen Dorothy artık hiçbir şey hissetmez olmuş. Ve uykuya dalmış. Bir çarpma sesiyle uyanmış Dorothy. Yatak öyle bir zıplamış ki küçük kız yataktan yere yuvarlanmış. Kulübenin artık dönmediğini fark etmiş. Açık kapıdan ve pencereden içeriye güneş ışıkları dolmuş. Dorothy o zaman yerde olduklarını anlamış. Hemen dışarı koşmuş. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Her yer rengarenk çiçeklerle, tarlalarla kaplıymış. Dorothy ileriden kendine doğru koşan minik adamlar görmüş. Başlarında külah şeklinde mavi şapkalar varmış. Şapkaların tepesinde asılı olan minik çanlar, onlar koştukça çın çın ötüyormuş. Giysileri de maviymiş ve hepsinin upuzun sakalları varmış. Küçük adamlar Dorothy'nin önüne gelip durunca en önlerinde beyaz elbiseli ufak tefek bir kadın belirmiş. Dünyanın en güçlü sihirbazı, hoş geldin. Ben Kuzey'in iyi kalpli cadısı, bunlar da arkadaşlarım cüceler. Doğu'nun kötü kalpli cadısını yok edip bizi kurtardığın için sana teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ama sanırım beni biriyle karıştırdınız. Kuzey'in iyi kalpli cadısı Dorothy'ye kulübenin bir köşesini işaret etmiş. Gösterdiği yerde parlak gümüş ayakkabılı bir çift bacak duruyormuş. Dorothy o zaman kulübe yere konduğunda cadının altında kaldığını anlamış. Ben gerçekten isteyerek yapmadım. Yani benim hatam değildi. Ne yapacağım ben şimdi? Yapabileceğin tek şey cadının sihirli ayakkabılarını bir armağan olarak kabul etmektir. Dorothy eski ayakkabılarını çıkartıp gümüş ayakkabıları giymiş. Evime dönebilmem için bana yardım eder misiniz? Sana yardım edebilecek tek kişi var. O da Oz büyücüsü. Şu ilerideki sarı taşlı yolu takip ederek Zümrüt kente ulaşmalı ve Oz büyücüsünün huzuruna çıkmak için izin istemelisin. Bunları söyledikten sonra bir anda gözden kaybolmuş Kuzey'in iyi kalpli cadısı. Cüceler de Dorothy'yi selamlayıp yollarına devam etmişler. Küçük kız ve köpeği bir süre yol aldıktan sonra dinlenmek için bir mısır tarlasının kenarında durmuşlar. Dorothy, tarlanın ortasında kuşları uzak tutmak için dikilmiş bir korkuluk fark etmiş. Merakla korkuluğun yanına gitmiş. Merhaba, kimsin sen? Dorothy önce çok şaşırmış ama sonra kendini toplayıp başına gelenleri anlatmış. Ben hiçbir şey bilmem. Kafamın içi samanla dolu. Acaba sizinle Zümrüt kente gelsem, Oz büyücüsü bana da bir beyin verir mi acaba? Dorothy korkuluğu asılı olduğu sırıktan aşağıya indirmiş ve birlikte sarı taşlı yolda yürümeye başlamışlar. Birkaç saat sonra ormanın içinden geçerlerken ağaçların arasında parlayan bir şey görmüşler. Yanına gidince bunun tenekeden yapılmış bir adam olduğunu görmüşler. Teneke adam kıpırdamadan öylece duruyormuş.
Lütfen bana yardım edin. Paslandığım için çok uzun zamandır bu şekilde hiç kıpırdamadan duruyorum. Sana nasıl yardım edebiliriz ki? Şu ileride kulübem var. Lütfen oraya gidip bana küçük yağ şişemi getirip eklemlerimi yağlar mısın? Dorothy, teneke adamın söylediğini yapmış. Tüm eklem yerlerini yağlamış. Ve teneke adam yeniden hareket etmeye başlamış. Çok teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Dorothy ona da olan biteni anlatmış. Bana da bir kalp verebilir mi acaba? Ve teneke adam da onlara katılmış. Orman giderek daha karanlık olmaya başlamış. Birden korkunç bir kükreme sesiyle önlerine kocaman bir aslan atlamış. Fakat Toto koca aslana havlayınca aslan korkup geri çekilmiş ve titremeye başlamış. Senin gibi kocaman bir aslan küçük bir köpekten mi korkuyor? Biliyorum, korkağım. En ufak bir ses bile beni korkutmaya yetiyor. Dur, hemen ağlama. Bak sana ne diyeceğim. Biz Oz büyücüsünü bulmaya gidiyoruz. Hepimiz ondan bir şey isteyeceğiz. Belki sana da cesaret verebilir. Aslan gözyaşlarını silmiş ve sevinçle diğerleriyle birlikte Zümrüt kente gitmeyi kabul etmiş. Bir süre yürümüşler. Korkuluk onlara yemyeşil parlayan gökyüzünü göstermiş. Zümrüt kent çok uzakta olamazmış. Gerçekten de birkaç saatlik bir yürüyüşten sonra Zümrüt kentin kapısına ulaşmışlar. Buraya Oz büyücüsünü görmeye geldik. Saraya girebilmeleri için kocaman gözlükler takmak zorundalarmış. Çünkü Zümrüt kentin parlak yeşil ışıkları içinde gözlüksüz dolaşmak onları kör edebilirmiş. Zümrüt kentin evleri, sokakları, hatta insanların giysileri bile yemyeşilmiş. Her yer ışıl ışıl parlıyormuş. Sonunda kentin sonundaki saraya ulaşmışlar. İlk olarak Dorothy Oz büyücüsünün huzuruna kabul edilmiş. Küçük kız çekinerek içeri girmiş. Tahtın üzerinde havada asılı duran kocaman bir baş görmüş. Ben kudretli ve korkunç Oz'um. Peki sen kimsin? Beni neden görmek istedin ve o gümüş ayakkabıları nereden buldun? Benim adım Dorothy. Sizden yardım istemek için geldim. Dorothy başından geçen her şeyi kudretli Oz'a anlatmış. Oz büyücüsü ona yardım edebileceğini ama karşılığında Batı'nın kötü kalpli cadısını yok etmesini istemiş. Hayal kırıklığı içinde ağlayarak arkadaşlarının yanına dönen Dorothy, Oz büyücüsünün isteğini arkadaşlarına anlatmış. Hepsi birlikte Batı'nın kötü kalpli cadısını bulup yok etmeye karar vermişler. Ertesi sabah Zümrüt kentten ayrılıp Batı'nın kötü kalpli cadısının sarayına doğru yola çıkmışlar. Batı'nın kötü kalpli cadısının tek gözü varmış ama çok uzakları bile görebiliyormuş. Dorothy ve arkadaşlarının sarayına doğru geldiklerini görünce dev arılarını çağırmış. Sokun şu yabancıları! Dorothy ve arkadaşları uzaktan kendilerine doğru uçan arıları görmüşler. Kaçacak zamanları yokmuş. Korkuluk! Hemen Dorothy, Toto ve aslanı samanlarınla kaplayalım. Arılar onları sokmasın. Korkuluk samanlarını boşaltıp diğerlerinin üstünü örtünce arılar sadece teneke adamı sokmaya çalışmışlar ama arıların hepsinin iğneleri kırılmış ve patır patır yerlere düşmüşler. Cadı bu kez kanatlı maymunları Dorothy ve arkadaşlarının üzerine göndermiş. Kanatlı maymunlar uçarak Dorothy ve arkadaşlarına saldırmış. Bir tanesi korkuluğu yakalayıp bir ağacın üstüne fırlatmış. Biri teneke adamı uçurumdan aşağı atmış. Aslanı yakalayıp cadıya götürmek üzere bağlamışlar. Sonra tüm maymunlar Dorothy'ye yönelmişler. Ama ayağındaki gümüş ayakkabıları görünce ona zarar vermek istememişler. Yanlarını alıp saraya uçmuşlar.
Batı'nın kötü kalpli cadısı Dorothy'nin ayağındaki ayakkabıları görünce ondan çok korkmuş. Fakat Dorothy'nin sihirli ayakkabıların gücünün farkında olmadığını anlamış. Çabuk o ayakkabıları çıkartıp bana ver. Hayır, vermem. Ver dedim sana. Cadı Dorothy'ye doğru bir hamle yapmış. Beni yok edebilecek tek şeyin su olduğunu nereden anladın? Ben çok üzgünüm. Son bir çığlık atan cadı eriyip gitmiş. Sadece kıyafetleri kalmış yerde. Dorothy önce aslanı tutsak olduğu kafesten kurtarmış. Sonra birlikte korkuluğu ve teneke adamı bulmuşlar. Tekrar Zümrüt kente geri dönüp Batı'nın kötü kalpli cadısını yok ettiklerini, kudretli Oz'u görmek istediklerini söylemişler. Oz bu kez hepsini birden kabul etmiş. Taht odasına girdiklerinde kulakları sağır eden korkunç sesi duymuşlar. Ben kudretli Oz'um. Beni neden arıyorsunuz? Toto öyle korkmuş ki bir anda odanın bir köşesinde duran paravanı devirmiş. Paravanın arkasına saklanmış ufak tefek kel yaşlı bir adam ortaya çıkmış. Elinde borazana benzer bir alet varmış. Sen de kimsin? Ben... Kudretli Oz'um. Oz sen misin? Ama bu nasıl olur? Yaşlı adam her şeyi anlatmaya karar vermiş. Aslında sirkte çalışan bir adammış. Sıcak hava balonuyla gösteriler yaparmış. Bir gün şiddetli bir rüzgar yaşlı adamı bu saraya savurunca Zümrüt kent halkı onun göklerden gelen bir büyücü olduğunu düşünmüş. Ve kendilerini yönetmesini istemişler. Adam da bunu kabul etmiş. Ya bize verdiğin sözler? Oz teneke adama hemen şimdi kendisine bir kalp verebileceğini söylemiş. Sonra arkasında duran sandıktan kumaştan yapılmış bir kalp çıkartmış. Teneke adam şimdi kendisini çok daha iyi hissediyormuş. Sonra korkuluğa dönmüş. Onun da kafasının üst kısmındaki dikişleri açmış ve kafasının içine bir avuç buğday yerleştirip tekrar dikmiş. Sıra korkak aslana gelmiş. Altın bir şişe içindeki sıvıyı bir tabağa dökmüş. Aslandan bu cesaret iksirini içmesini istemiş. Aslan iksiri içmiş. Bir anda o korkak ifadesini bırakmış, yelelerini sallayıp cesur bir aslan gibi kükremiş. Oz onlara bakıp gülümsemiş. Aslında onlara hiçbir şey vermemiş. İstedikleri şeyler zaten onların içinde olan özelliklermiş. Yalnızca bunu kullanmasını bilmiyorlarmış. Şimdi sıra sende Dorothy. Aslında istediğin şey en başından beri senin yanındaydı. Gümüş ayakkabılarını 3 kez birbirine vurduğunda nereye istersen oraya gideceksin. Yani aslında istediğim an evime dönebilecektim, öyle mi? Evet, ama o zaman ben sonsuza kadar o tarlada asılı duracaktım. Ben de yalnız başıma paslanıp kalacaktım. Ben de hiçbir zaman cesur bir aslan olamayacaktım. Dorothy dostlarına sıkıca sarılmış. Hepsiyle tek tek vedalaşmış. Sonra Toto'yu kucağına almış. Gümüş ayakkabılarını 3 kez birbirine vurup evine eniştesi ve teyzesinin yanına gitmek istediğini söylemiş. Bir süre sonra kendini bahçede otururken bulmuş. Etrafına bakınmış heyecanla. Teyzesi ve eniştesinin kendine doğru koşarak geldiğini görmüş. Sevinçle bir kahkaha atmış.